tercih mağazalarının sunduğu Başka Kent Show başlıyor. Kaliteli mağazalar zinciri, tercih mağazalarının sunduğu Başka Kent Show'dan hepinize merhaba. Ben Fırat Emir. Ben Yağmur Tars. Bugün yine dop dolu, bomba gibi bir program hazırladık, değil mi? Evet, bu hafta bir farklılık var tabii. İki konu kaldık. İkisi de birbirinden bomba. İkisi de birbirinden canlı. Ve burada eminim hem sohbetle hem de müzikleriyle bize burada renk katacaklar. Bence son zamanlarda programımızın da zaten gidişatı çok iyi gidiyor. Buradan bizi izleyenlere çok teşekkür ederken. Bütün ekran başındakilere selam olsun. Bolca sevgiler, öpücükler yolluyoruz. Çok geciktirmeden
Bence konuklarımızı davet edelim istiyorum. Son zamanlarda aşk şarkılarının da bir numarası. Aynı zamanda oyun havalarında da bir numara. Tabii canım. Oyun havalarından başladık. Sonra aşk şarkılarıyla devam ettik. Tahmin ediyorlardır böyle deyince zaten. Değil mi? Ediyorlardır bence de. O zaman sana bırakıyorum anonsunu. O zaman kim geliyor? Serkan Nişancı geliyor. Kardeşim hoş geldin, sefalar getirdin. Eyvallah, teşekkür ederim. Biz çok mutlu olduk seni aramızda görmekten. Ben şeref duyarım. Sohbetinden eyvallah. Ve müziklerinden faydalanmak istiyoruz ama önce seni şöyle aynen. Hemen yerine davet ediyoruz. Eyvallah. Çünkü ikinci konuğumuz da gelecek. Kıpır kıpır enerji veren, piyasaya enerji veren, değil mi? Son zamanların en böyle hareketli şarkılarıyla milleti oynattıran, eğlendiren. Yeşil uzaylı şarkısıyla. Ama şimdi gelişi titreterek gelsin. Buraya titreterek gelsin. Oo, hadi o zaman. Her yeri titretiyor, burayı da titretsin abi. O zaman Armağan Aslan. Titrettin beni.
Çevrim dışıyken aşka kalbim atıyor başka. Çevrim dışıyken aşka kalbim atıyor başka. Deli gönlü firari, aşkın tadı bambaşka. Paşa gönlüm firari, aşkın tadı bambaşka. Gece gündüz dinlettim, aynı şarkıyı dinlettim. Sana diyorum ki sarı, titrettin beni titrettin. Gece gündüz dinlettim, aynı şarkıyı dinlettim. Sana diyorum ki sarı, titrettin beni titrettin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Armağan. Seni de böyle alalım hemen Armağan'cığım. Aynen şöyle bir geçelim. Hemen Serkan'la geçelim, kurulalım şöyle. Serkan öyle rahat. Abi o kadardır bekliyoruz, o kadar zamandır bekliyoruz bu ikiliyi burada ağırlamak için. Değil mi yani ancak bugüne... Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Nasılmış? Hoş bulduk, eyvallah. Sefalar getirdiniz. Programımız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Sen benim sorularımı niye alıyorsun Serkan? Onlar eski sorular. Bunları abi. Bunları ben sana soracağım. Onlar değil ama. Öyle mi? Tabii. Ha, tamam o zaman. Biliyor. Geçen hafta burada Mehmet hocamızı ağırladık. Mehmet Demirtaş'ı. Aynen. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Selam olsun ona, dayılarından öperiz. Biz de selamlarımızı yolluyoruz hocamıza. Biz de selamlarımızı yolluyoruz. Çok güzeldi o alanı. Çok güzel burada. Bir program oldu. Dedik ki artık o çıtayı yükselttik ya abi. Eyvallah. Artık çıta yükselmişken böyle değerli konuklarla yapalım ama Serkan'ın da öyle bir şey oldu ki Serkan'a ulaşamıyoruz. Tabii programları çok yoğun. Ondan sonra... Armağan'ı arıyorum. Armağan da bana diyor ki abi ancak yarın Ankara'ya gelebiliyorum. Ankara'da program olduğu için gelebiliyor da. Olmasa gelemeyecek, o da şehir dışıyla geziyor. Aslında çok basitmiş abi. Fatih abim beni aradı Fatih'ten. Dedi ki Serkan böyle böyle Vatan TV'ye git dedi. Ben de tamam dedim abi. Abi zaten bundan sonra Fatih'e söyleyeceğim. Fatih arası konuyor. Ben arayınca gelmiyorlar diye. Bu kadar basitti yani. Yok. Sağ olun valla. Vatan TV'nin Ankara stüdyolarını artık burada program yapmaya başladık biz de.
Bundan sonra inşallah burada daha böyle sıksın. Ayağınızda Ankara'da inşallah. Stüdyo getirdik. Daha ne yapalım ya? Yok, burası yıllar daha önce de vardı zaten. Biz. Hayır ama ondan sonra yıllar sonra biz getirdik. İyi yaptınız yani. Vallahi size, güzel oldu. Size de bizi şereflendirmek düşüyor. Estağfurullah. Yani. Bizim için de iyi oldu aslında. Bayağı da bir kameralara böyle uzak kaldık bayağıdır. TV programları falan. Sosyal medya değil ama normal kameralar. Tabii sosyal tabii. Medyada sosyal medyada bayağı medya iyisin yani çünkü. Estağfurullah. Değil mi? Yediler Instagram'ı da yediler. 150 binlik Instagram'ı. Onu da soracağım. Onu da soracağım sana. Armağancığım sen neler yapıyorsun? İyisin. İyiyiz biz de Allah'a çok şükür. Ayağının aynen. Tozuyla yine hı? Ankara'dasın. Evet, programların aynen. Devam ediyor. Devam ediyor çok şükür. Şehir dışı işleri de var. Evet. Aynen. Seni de daha çok böyle sosyal medya oynaması gibi oldu değil mi? Böyle tam... Yeşil uzaylı yaptın, titrettin aynen, yaptın aynen. Falan derken ondan sonra böyle... biraz değişti. Yırtıldı. Ama yeni trend. Yırtıldı. Zaten onu yakalayan aynen. Tamam. O da çok evet. Güzel bir hamle yapmış. Ama sen zaten şimdi Serkan'a şey yap. Serkan'ın da oynamalarıyla gelip o da aşk şarkılarıyla devam etmeye başladı evet, değil mi? Evet. Ya ben de daha çok hani slowlar, arabeskler falan tutuyor. Yakışıyor daha, ama yani, güzel oluyor. Yani. Takipçilerin Allah şükür, de çok seviyor. Allah'a şükür oynamalarımız falan yani bir hışkırığımız var. 20-25 milyon olmuş abi çok şükür. Maşallah. Yani, bu arada ya. Instagram adresi gitmiş. Söyle de yenisini takip etsinler. Yo bilen biliyor zaten ya. Ediyorlar. Çok da mütevaziyiz yani. Aynen. Armağan'cığım sen de şimdi sosyal medyada aynı şekilde paylaşımlarında devam evet, ediyor. Aynen. Yeşil Uzaylı'yı sonradan nasıl oldu abi öyle aklına getirdin? Geçen sene yaptık onu. O klip çok güzel geçen ya. Geçen sene bayram oynattık. Aynen. Selamlar çok olsun. Seviyorum. Vallahi ben de çok ya seviyorum. Ya ben çok hoşuma atıyor. Gitmişti o kare. Oradan öyle bir şeyler yapmayı düşündük. Evet. Yani güzel de oldu, çok iyi de gitti. Çok güzel oldu, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Farklılık getirdin en azından. Ya ben biraz daha böyle farklı, evet hani hareketli. Yani öyle şey yapıyorum. Eskiden daha böyle hani eleştirildi yapılıyordu. Aslında eleştirinin en çok geldiği benim yaptığım işler de. İşte şimdi ama, şimdi ne zamandır eleştirel yani. Değil de böyle sanki hüzünlü oyun havaları yapılıyor gibi. Yok o devir bitti olmuş. Değil mi? O şimdi hızlıyız zaten. Şimdi yani. Hızlanacağız abi. Yavaş yavaş artık. Şimdi tekrar aynı olayımız. Nerede hareket orada bereket abi. Aynen abi. Doğru söylüyorsun. Serkan sen bile hızlanmışsın ya. Sen bile hızlanmışsın. Ben şu an çok hızlıyım abi. Bravo. Yağmurcuğum senin... Evet. Senin soracakların vardı. Bildiğimiz kadarıyla babam müzisyen. Tabii ki. Babadan buradan gelme bir müzisyenlik var. O yüzden Nihat sağlam Nişancı, bağlama, babam, sağlam ses. Ellerinden öpüyorum. Nihat hocamıza selamlarımızı olsun, iletiyoruz. Nihat ellerinden öpüyoruz Nihat hocamızın. Ne oldu Gökhan? Tabii Gökhan burada orkestrada Serkan'la her işe gittiği için hemen ismini duyar duymaz alkışladı burada. Evet. Ya babam zamanın en güzel solistlerine rahmetli Müslüm Gürsesler, işte Nuray Hafiftaşlar rahmetli yine. Ondan sonra Selahattin Alpaylar, işte Belkıs Akkaleler, İzzet Altınmeşeler evet. Gibi isimlerle çalışmış insan. Hala maşallah. Da çalışıyor babam. Piyasada yine yani. Gidiyor geliyor öyle. Vallahi helal olsun. Ne kadar güzel. Hani temel sağlam yani. Babadan gelme iyi bir müzisyenlik var. Aynen. Babadan mı heveslendin sen bu işe? Ya işte ön tekerler ya arka teker oraya yani. Babam doktor olsaydı ben de bir doktor falan olurdum herhalde. Yok yani. Ya öyle değil ama şey mesela hani müzik konusu sanki daha çok etkili gibi insanların üzerinde. Tabii ki, mesela tabii doktorluk ki. Deyince doktorun çocuğu doktor olmak istemeyebiliyor ama müzisyenin aynen. Çocuğu müzikle uğraşmak aynen. isteyebiliyor. Ama şöyle bir şey var şimdi babam hani ilkokula gidiyordum ben sırtımda sazla gidiyordum mesela. Babam getiriyordu annem alıyordu onu kırıyordu çalmasın diye. Eyvah eyvah. Mesela. İstemiyordu yani anne. İstemiyordu annem hiç istemiyordu yani. Ama işte. Kaçış yok. Ama Serkan kaçamamış. Hatta çok genç yaşta da ilk albümünü yapmış. Millet albüm yapamazken Serkan Son Ankaralı diye bir albüm ya. Yapmış mesela. Özkan Sarı ona da selam olsun abimiz. Selamlarımızı iletiyoruz. Sana böyle değişik bir isim bulalım. Ne yapacağız abi? Son Ankaralı abi yapma ne yapıyorsun? Tabii o zaman cahillikler de var bizde. Yaşımız 17-18 falan. Tam böyle delikanlı ya. Çağlar. Aynen, aynen. Son Ankaralı olarak piyasada aslında film ismi bile olur ha. Tabii. Serkan olur. Senle böyle bir şey düşünelim bak Son Ankaralı diye. Ben oynarım her türlü biliyorsun abi. Tabii sende yok. Projelerimiz de var. Evet evet. Aynen. Evet. Sefa Hoca'nıma da buradan selamlar olsun. Selamlarımızı iletelim. Baş sağlığı dileyelim. Allah'ın rahmet eylesin. Babası rahmetli oldu Sefa hocamızın. Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir amcamızdı. Senin yeni çalışmalar var mı Arma? Şu an hazırlıklar var da bir şey yok. Yani şu an düşünmüyorum. En son Yırtıl dedim Yırtıl diye bir şarkı yaptık. Bak o, onu dinleyeceğiz mi burada? Onu dinleriz aynen öyle. Tamam. Onu indirmiştik. Onu şimdi bir sinema filmine verdik. Aa çok güzel. Deli işi diye. Allah nasip ederse
Number One TV'de şimdi işte bizim klip dönecek, başlayacak Şubat'a kadar. Çok güzel. Filmle beraber. Ben bir şey yapmayı düşünmüyorum şu ara inşallah. Ben biraz sonra yıkmadan. Neyi görüyorsun? Oradan ben vereyim. Ben vereyim, söylemek. Aç diyor Önder abi şöyle ha. Önünüzü açayım dedi. Talha hocam oradan işaret veriyor. Diyor ki videomunu çek, Armağan'ın yakışıklılığını görelim diyor. Ekim, Kasım'a kadar bir şey yapmayı düşünmüyorum inşallah. Şimdi. Ekim, Kasım'a kadar yani, bu şu andaki hazır çalışmalar. Var. Yaptığım şarkılar da var da. Ya şöyle düşünüyoruz. Hani yaptığımızın üstüne çıkacak bir şey olursa. Evet. Bir şeyler en güzel yapmak şu an öyle düşünüyorum. Biraz da şişirmeyelim insanları. Ha, yani böyle zırt pır tabire şarkı şarkı falan filan. O da aynı. Eğer yapabiliyorsak hani oluyorsa yaptığının üstüne çıkabiliyorsan çok güzel oluyor. Serkan sen zaten şaşırtıyorsun hani milleti. Yani böyle bir tam oyun havası yapıyorsun, sonra bir slow aşk müziği yapıyorsun, dinlendiriyorsun bir orada. Hani çok böyle şişirme gibi bir şansın yok senin zaten insanların normalde. Dinlendiriyor böyle bir, daha çok. Değil mi? Öyle bir havan var senin ya son zamanında. Ya bir de zaman. Şey işte benim bu furya ilk şeyle başladı abi. Orhan Ölmez'in kurban olduğum gelsene. Onu hani bir piyano bir bağlama abi. İki kişi oturduk. Kendi kendimize çaldık söyledik. Hani hiçbir telaşı yok. Böyle insanların kulağına böyle hoş geliyor diye düşünüyorum yani. Millet bana dedi ki şimdi Serkan'ı konuk alacağız deyince. Serkan'a bir hesabımız söndü. Kara gözlüğümü attı piyasaya dedi. Herkes sonra dedi. Her yerde kara gözlüğüm diyor. Ya en az 4 yıl şey. Sabahlara kadar kara gözlüğüm çaldı herkes. Bütün dünyada okuttum Allah aşkına. Her yerde o çalıyor. Hala da çalıyor. Ve şimdi nasıl biliyor musun? Oyun havası tamam herkes bir şekilde bir şeyler yapıyor ama Serkan'ın yaptığı eserleri patlatmak çok zor. Estağfurullah. Tabii herkesle yürüyecek işler değil. Bak, aynen öyle. Değil mi? Yani hani bir oyun havası iyi ya da kötü bir yerden yakalarsın yaparsın. Evet. Bu bir gerçek yani. Serkan'ın kurban olduğum gelsene, oy kara gözlüğüm, kara gözlüğüm. Kara gözlüğüm burası. Yani seni seviyorum. Bunlar kolay farklı eserler yollarla değil. Tabii, şu an mesela Türkiye'nin biz de gidiyoruz. Her yere gidiyoruz. Nerede gitsek. Bunu istiyorlar ve Serkan'dan istiyorlar. Evet. Ama şimdi bir çok de şöyle bir şey var. Serkan nişancı diye geliyor zaten hani böyle istek. Aynen. Ben de program yapıyorum falan. Pop müzik de söyleyen olsa onu istiyorlar. Tabii. İşte oynaması isteyene de aynısını istiyorlar. Tabii. Yani her tarzda gitti yani aynen. Serkan bu. Bu büyük başarı. Şimdi bu tebrik bir de şey ediyorum. Abi. Karagözlüm'ün orijinalini bilirsiniz Murat Kekilli. Tabii Murat Kekilli. Yıllar önce hastasıyım ben onu. Bambaşka bir onu bir de düzenledim. Yani. Kendim evet. Aldım bu şekle soktum falan. Hiç uğraşmadım ama abi biliyor musun? Peki seninle uğraştılar mı? Benimle çok uğraştılar. Yani bunu niye böyle yaptın falan diye. Benimle çok uğraştılar abi. Ama güzel olan bir şeyin önünde böyle ben çok şey yapmıyorum ya. Niye böyle yaptım falan diyenleri. Abi güzel olduysa olmuşsa tebrik i̇şte ettim ya. Senin el düşündüğün gibi düşünmüyorlar. Ya düşünmeleri ya olmuş zaten ama. O bitti. Ya kralına götürsen okusan o bitti. O daha burada. O değil mi? O bitti. Yapıştı abi. Yani. O çok güzel oldu ya. Ya şimdi siz varken bana düşmez de ben bir tane şarkı okusam. Tabii. Ayıp olur mu acaba ya? Ben de bir tane söyleyeyim ya. Hadi bakalım. Şöyle şu mikrofonu. Hava. Üstüme basıp da çıkınca düz, sırtımdan durup da gülerek yüze, beklesin deyip de gelecek yüze, İlkbaharda çekip gitmeyecektim. Beklesin deyip de gelecek yüze, İlkbaharda çekip gitmeyecektim. Olaydık biz de mutlu olaydık, İkimiz bir tatlı yuva kuraydık. Madem senle olmayacak duaydık, amin deyip çekip gitmeyeceksin. Olaydık biz de mutlu olaydık, İkimiz bir tatlı yuva kuraydık. Madem senle olmayacak duaydık, amin deyip çekip gitmeyeceksin. Aşkımız rabını gönül telim,
oyuncak iledin yine eline. Beklesin deyip de gelecek yüze, İlkbaharda çekip gitmeyecektin. Düşürüp de Ankara'nın diline, bırakıp da çekip gitmeyecektin. Olaydık biz de mutlu olaydık, İkimiz bir tatlı yuva kuraydık. Madem senle olmayacak duaydık, amin deyip çekip gitmeyecektin. Olaydık biz de mutlu olaydık, İkimiz bir tatlı yuva kuraydık. Madem senle olmayacak duaydık, amin deyip çekip gitmeyecek. Tek gerçeğimsin, aradım buldum seni onca yıl sonra. Siyah beyaz yaşantımı renklendirersin. Sen gelinceye de hayatım bir renk. Şükür olsun kavuşturana şimdi rengarenk. Sen gelinceye de yaşayamam, haydi evlenek. Hava! Gerçeğimsin, aradım buldum seni onca yıl sonra. Siyah beyaz yaşantımı renklendirensin. Şimdi sen gelinceye dek hayatım bir renk. Şükür olsun kavuşturana şimdi rengarenk. Sen gelinceye dek her şeyim bir dert. Artık sensiz yaşayamam, haydi evlenelim. Sen gelinceye dek hayatım bir renk. Şükür olsun kavuşturana şimdi rengarenk. Sen gelinceye dek her şeyim bir renk. Artık sensiz yaşayamam, haydi evlenelim. Teşekkür ediyorum. Normalde bu şarkıya girmeyecektik ama en azından şarkının orkestranın bana sürprizi oldu. Yazarından dinlemiş oldum. Söz müzik bana ait. Ben onu soracaktım ben de, o şarkı kimin diye. Artık Serkan bunu okursun, bir reklamımızı yaparsın. Bu parçayı Fırat Sıfır yazdı. Ben dedim ki Sıfır bir oyun havası yaz bana. O da zaten sabahın 11'inde kalkmış 10 dakikada şarkı yazmış. Vallahi efsane. Vallahi Ümit'le Yağmur da güzel düzenlediler şarkıyı. Ben söz müzik attım ortaya, onlar da düzenlediler. Güzel olmuş. İşte ama İnşallah Yağmur bunu kliplendirecek yakın zamanda. Şimdiden hayırlı olsun o zaman. Vallahi teşekkür ederiz. Ama yani seninle de şöyle güzel bir aşk şarkısı gider aslında. Beraber bir onu da yazıyorum bir kenara Serkan. Beraber mi okuyalım abi? Beraber okursunuz abi. Olmaz mı? Ne güzel olur yani. Beraber mi okuyalım diyor, sana soruyor. Bana değil abi. Benle ne okuyacaksın aşk şarkısını? Çok romantik olur. Bizim gelseneyi Mehmet'le birlikte okuduk ya Talha abi. Şafak amcamın yanına gittik İstanbul'a, Şafak Sezer'in. Abi biz sıkalım Talay'la konuş orada. Yok, aynı muhabbete denk geldi de onu. Siz diyor hayırdır oğlum diyor, erkek erkeğe aşk şarkısı falan atıyorsunuz. Ama gitti değil mi sonuçta, yürüdü yani. Evet aynen. Evet vallahi işte demek güzel eserler yürüyor. Armağan'cığım peki şöyle son zamanlar sen de böyle aşk şarkısı yapayım falan diye böyle. Yok, bir, sağ böyle iyi değil mi böyle? Aynen ben böyle. Hareketli. Arada bazen oluyor, bir iki tane yaptığım var ama genelde ben oynaması ya, Peki böyle bir şey mi devam edecek? Yine kliplerle Number One'a dedin gönderdik i̇şte diye, son orada film, dönecek aynen, dedin. Aynen o filmle devam beraber edecek. Giden şarkının adı neydi şey abi? Yırtıl dedim. Yırtıl dedim. O da aynen. Onu biz bugün ilk kez dinleyeceğiz. Burada dinleyeceğiz. Aynen dinlerim.
Onu yaptım. Yani şarkıyı mı filme verdin? Ha, şarkıyı komple filme. Biz de rap yaptık arasına. Fatih Üstün var, değerli kardeşim, o yaptı. Selam, selam olsun buradan üstadlara ya. Vallahi değil mi? Ne kadar emekleri var onların. Direkt verdik. İşte Eylül 2'de başlıyor. Number 1'da bizim kliple filmin fragmanı birleşecek. Şubat'a kadar. Şubat'ta da film filmi çıkacak. Kim çekmiş abi? Deli İşi. Cennet Mahallesi'ni çeken Yeditepe. Yeditepe film. Oh ne güzel. Onlara verdik, anlaştık şu an, imzaladık. Çok güzel. O zamana kadar da yani. Abi Ankara'dan böyle işler istiyoruz. Çıkınca ne kadar gurur verici oluyor. Bak gururlanıyoruz yani. Olacaksa biz de oraya göre hareket edeceğiz. Onun için şu an var yani, yoksa yaptığım şu an 3-4 tane hazır şarkı var. Ama yapmıyorum. Çıkarmayacağım. Yani. Biraz bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz o zaman yani. Hani bizi burada bekleteceksin. Peki yani. Arman. Serkan sen bir ara şey oldu. Bir yarışma programlarına falan böyle bir katıldın. Peki hiç şey yapmadın mı abi? Yani hayranlarım. Senin çünkü bayağı hayranın var yani. Yani normalde yarışma programına katılma konusunda biraz çekinmedin mi? Çok büyük bir cesaret değil mi yani abi? 2015'te O Ses Türkiye'ye katıldım ben. Onu da yine Vatan TV bünyesinde Orkun kardeşim var benim. Benim hiç haberim yokken Orkun benim başvurumu falan yapmış. Oo, seni öyle mecbur. Ondan sonra bir mesaj geldi bana bir gün. Bir baktım işte katılım talebiniz alınmıştır falan filan. Orkun aradı, dedi böyle böyle. Oğlum hani git falan filan hesabı. İyi dedim, gideyim. Ondan sonra işte burada elemelere katıldık falan filan. Giderken bağlamamı yanımda götürdüm. O zaman kara gözlüğümü yeni yapmıştım abi. Daha ya. yeni dinleniyordu böyle falan. Tarık Hoca'ya dedim ki hocam bağlamam yanımda. Hani böyle böyle bir şarkı yaptım ben. Bunu burada okuyabilir miyim? Müsaade eder misiniz dedim. Etmediler. Aslında ediyorlardı normalde başkasına. Yok, bana müsaade etmediler. Hayır dediler. Olay çok farklı. Hayır dediler. Ondan sonra kara gözlüm dillendi. Bütün dünya okudu. Seda Sayan'ın jüriliğinde orada hatta kara gözlümle yarışmaya katılanlar oldu. Ve Allah'a şükür altında da kapı gibi müzik bölümüne Serkan Nişancı yazdılar. Aynen. Zamanında yani işte, bana okutmadılar o şarkıyı. Anladın mı? Ama böyle, senin şarkında gidip şarkımda orada şimdi yarışmalara katılıyorlar falan filan. Sen de güzel bir kapak yapmış oldun böyle. Yani işte, aslında şöyle bir şey oldu. O yüzden söylüyorum. Yani Serkan Nişancı'nın burada ismi var. Hani Ankara piyasasında özellikle inanılmaz bir ağırlığı var. Sadece Ankara piyasası değil, yurt dışında da gidiyor geliyor. Hatta yakın zamanda da yine değil mi? Rakkastasın Mikail. Mikail'e de buradan selamlarımızı selam iletelim. Selamlar yurt dışında. Mikail'le bir organizasyonunuz var. Onu biliyorum, haberini aldık. O abi 2 ayda bir oradayız. Bir evimizde orası yani. Maşallah. Hı-hı. Yani o, ben onun için söyledim. Acaba Serkan dedim, dalga mı geçiyor acaba bizimle? Niye oraya gitti falan dedim yani böyle. Çünkü piyasa seni zaten kabullenmiş durumda da o yüzden söyledim ben bunu. Ya o zamanlar öyle değildi ama işte hani reklamın iyisi kötüsü olmaz muhabbeti. Evet. Hani böyle tepki gösterenler de oldu bana. Hani ne işin var orada falan filan ya kardeşim. Türkiye Ankara'dan ibaret değil. Diyorsun. Yani bence. Ama Ankara'da başlıyor ya genelde. Ya bir şey söyleyeyim gözlemlerim sana. Gözlemlerim de öyle yani. Şimdi Ankara'dan Türkiye Ankara'dan gibi ibaret değil. Çok güzel aslında bir felsefi oldu birazcık. Tabii ki. Ama oyun havaları konusunda da burada siz tutuyorsunuz abi Türkiye'de. Yani ya, adam gidiyor. Nereye gidersen. Urfa'da da senin şarkınla oynuyor. İstanbul'da da senin şarkınla oynuyor. Zaten Ankara ortamını hiçbir yerde bulamazsın abi. Değil mi? Dünyanın neresine gidersen git. Bulamazsın. Yok yani böyle bir ortam. Evet, ama bu kendi dünyanı aşmakla ilgili çok güzel bir şey söyledi az önce. Evet, işte. O açıdan muhteşem. Hani Ankara'daki abilerim, kardeşlerim bana bu mevzuyu yaptılar. Hani senin ne işin var orada falan filan hesabı. Ya çok olsun, basit böyle. Yok tebrik ediyorum. Hayır tebrik ediyorum. Büyük cesaretle gidiyor o yani. O zaman çalınan hesabım duruyordu abi. 2015'te yeni açılmıştı o hesap. 15 bin lirada falandı. Yemin ederim o program yayınlandı. Abi birden böyle 40 bin 50 bin lira falan ulaştı yani profil. Diyorsun oradan. Anladın diyorsun. Yani Türkiye Ankara'dan ibaret değil. Evet haklısın. Armancığım senin peki projelerle ilgili mesela oyunculuk filme vermişsin şeyi ama. Sen oyunculuk falan düşünüyor musun? Yok. Serkan'ın oyunculuğu var onu biliyoruz. Var, Serkan hani fena oynayacağım de yani. Şey yok diyor. İyi de oyuncu. Ele bir de onun karakterine göre, ağırlığına göre bir rol gelirse affetmez yani. Vururum, kırarım, öldürürüm. Aynen. Evet. Yağmurcuğum sen artık bir şarkı söyleyeceksen bize şöyle. O zaman ben değil mi? Hadi gidelim. Hem beraber mi yapacaksınız? Yok. Artık yapalım mı? Yapın ya bir şeyler yapın ya. Yapın burada. Olmaz mı? Nasıl dersiniz? Hiç çalışmadık ama. Ne olacak abi çalışmak? Tercih mağazalarının sunduğu Başkaken Show devam edecek. Tercih mağazalarının sunduğu Başkaken Show devam ediyor. Ben gönlümü sana verdim. Pare pare yola serdim.
vakitsiz bir nara düştüm. Gelmez oldun, gelmedin ya. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmiş yine
akan gözyaşını kurup diyorlar. Taştı deli gönlüm durup diyorlar. Unut onu artık, unut diyorlar. Söylesene söyle, inanayım mı? Söylesene söyle, inanayım mı? Hayat tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Sürekli böyle suikast düzenliyor arada. Ağzımıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ben ona back vokal yapayım diye kalkıyorum. O bana orada şarkıyı bırakınca. Mehmet Hoca'nın zamanında da yaptı. Veli geldi onun yanında da yaptı. O zaman Veli ile ikiniz de yaptı mı? Bir bırakıyor ben detone kalıyorum abi onun şeylerinde, tonlarında. Ya biz bir şeyi kesmeyelim ben hiç hızı. Hazır şey yapmışken. Serkan senle devam edelim şöyle. Güzel bir şarkı dinleyelim senden. İçinden ne geliyorsa. Seni seviyorum bakalım o zaman. Seni olur. Seviyorum. La-di-da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 -
günlerde aklımdan çıkmıyorsun, bilmiyorum neden. Bugünlerde aklımdan çıkmıyorsun, bilmiyorum neden. Çünkü ben seni sökemedim kalbimden. Yani unutamadım. Kolay değil, sen bilmezsin sensiz yaşamayı. Çölde susuz kalmayı. Seni seviyorum, seni seviyorum. Son nefesime kadar seveceğim ve böyle öleceğim. Seni seviyorum. Çekemedim kalbinden, yani unutamadım. Kolay değil, sen bilmezsin sensiz yaşamayı. Çölde susuz kalmayı. Çölde susuz kalmayı. Seni seviyorum, seni seviyorum. Son nefesime kadar seveceğim ve böyle öleceğim. Seni seviyorum. Teşekkürler. Hemen mi yapalım bunu? Valla bence yap yani ya. Tamam. Şöyle hiç durmayalım istiyorum. Şöyle hareketli falan olsun mesela bir tane. O zaman ben biraz bağlama çalayım ha. Canım armağanım. Armağanın bağlamasıyla devam edelim, evet. Nereye gitti o? Abi öyle ara ara dedi ki. Serkan söyleyecekse ben dedi bir anne mesela diye geldi. Küstü mü, ne yaptı, nereye gitti? Benim bugün bununla imtihanım, ben benim imtihanım. Mikrofonları değiştirelim. Tamam, onu halledelim. Şöyle abi. Evet. Evet, evet, başarabilirsin. Sanki biraz derinlik açmışsın bunu abi. Gözümü dalasalar,
ateşlerde yaksalar, yanmam sen olmayınca. Elimi bağlasalar, gözümü dağlasalar, ateşlerde yaksalar, yanmam sen olmayınca. İpek yorgan serseler, yatmam sen olmayınca. Altından köşk yapsalar, hurileri koysalar, İpek yorgan serseler, yatmam sen olmayınca. Sabah sabah esen sen yeni mi? Benim gönlüm divane mi deli mi amma? Işkırık tuttu beni, tuttu da vuruttu beni. Seni gidiza lımın kızı gitti de tuttu beni. Işkırık tuttu beni, tuttu da vuruttu beni. Seni gidiza lımın kızı gitti de tuttu beni. Köşelerden melül melül bakarsın, yoksa bugün ayrılığın günün ama. Işkırık tuttu beni, tuttu da vuruttu beni. Seni gidi zannımın kızı gitti de unuttu beni. Işkırık tuttu beni, tuttu da vuruttu beni. Seni gidi zannımın kızı gitti de unuttu beni. Mısırlar saçak saçak, mısırlar saçak saçak. Gel kuzum buradan kaçak. Sana küçük diyorlar, sana küçük diyorlar. Alçak boylusun alçak. O arada çapkın yarim, sen oyna ben çalarım. Kolların arası olsun benim mezarım. Çok koştum yar peşinde, anlamadın sen beni.
Neler çektim elinde, görmedin hiç halimi. Aklın başına geldi, çok kırdın sen kalbimi. Çek elini elimden, istemiyorum seni. Yar bana, yar bana, aşık olmuş yar bana. Tak çantayı koluna, herkes kendi yoluna. Yar bana, yar bana, aşık olmuş yar bana. Tak çantayı koluna, herkes kendi yoluna. Birazcık bekle dedin, dertlerimin üstüne bir dert de sen ekledin. Zamanı geldiğinde olursa olur dedin. Zaman bitti güzelim, ben seni çok bekledim. Yar bana, yar bana, aşık olmuş yar bana. Tak çantayı koluna, herkes kendi yoluna. Yar bana, yar bana, aşık olmuş yar bana. Tak çantayı koluna, herkes kendi yoluna. Ağzına sağlık. Bu özellikle Yar Bana şarkısını Talha Hocam istediği bak, biliyor musun? Aynen. Onu çok, o da çok seviyor. Yani gerçi hepimiz seviyoruz da. Aslında, ağzına sağlık vallahi. Ya Armağan, hiç hız kesmeden Armağan'la devam etsek diyorum. Olur, yani şöyle tamam. Olmaz mı? Hadi böyle bir bağlama devri yapalım. Armağan, sen yokken arkandan konuştuk ama. İyi mi kötü mü? Aşk olsun, bizim kötü konuşur muyuz hiç? Şey mikrofonu, bu Armağan'ın mikrofonu. Tamam, fark etmez. Fark eder. Biz ona göre tonluyoruz. Bak, senin için sana özel mikrofon getirttik Armağan. Uzaktan geldi. Gülüşten evet, olan biri. Tercih mağazalarının sunduğu Başkaken Show devam edecek. Tercih mağazalarının sunduğu Başkaken Show devam ediyor. Kara toprağın altında istesem de dönemezsin. Hani bana gülerdin ya, artık hiç gülemezsin. Sen ölsen bile gülü ruhumdan silemezsin. Çok erken gittin. Ne yeşili ne mavisi, renklerin anlamıyor. Her gece içiyorum, masamda şişeler çok. Anlatıyorlar beni, çok içiyor diyorlar çok. Çok erken gitti. Çok mutlu olacaktık, hayatın yollarında beraber koşacaktık. Sırt sırta verip gülü hep dimdik duracaktık. Çok erken gittin. Sırt sırta verip gülü hep dimdik duracaktık.
derdim dik duracak. Çok erken gitti. Kara toprak altında istesem dönemezsin. Hani bana gülerdin ya, artık hiç gülemezsin. Sen ölsen bile gülü ruhumdan silemezsin. Çok erken gittin. Ne işçili ne mamisi, renklerin anlamıyor. Her gece içiyorum masamla şişe. Anlatıyorlar beni çok, içiyorlar çok. Çok erken gittin. Aslında giden değil, kalandır terk eden. Ölümü denesem de ruhumu terk etmedi bu beden. İnan ölüm bile ayıramazdı beni senden. Beni bu dünyada bırakıp, beni buralarda bırakıp çok erken gittin. Çok erken gittin gülüm. Saçlarımın akı var ya, siyahı zaten hiç kalmadı. Senden başka beni seven, inan yavrum hiç olmadı. Senin diktiğin güller bahçemde hiç solmadı. Beni burada bırakın, beni burada bırakın. Çok, çok, çok erken gittin gülüm. Kara toprak altında istesem dönemezsin. Hani bana gülerdin ya, artık hiç gülemezsin. Sen ölsen bile gülü ruhumdan silemezsin. Çok erken gittin. Ne yeşili ne mavisi, renklerin anlamıyor. Her gece içiyorum masamda şişeler çok. Anlatıyorlar beni çok, içiyor diyorlar çok. Çok erken gittin. Hayım kızım.
derdi de aman. Oy aman aman. Ben dayanamam. Yoldan geldim yorgunum ama. Teşekkürler. Sizin de ayağınıza sağlık. Çok güzel oynadınız. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani programa başladık ya. Ben oturuyordum. Bana der ki burası Vatan TV oynayacaksın dedi. Ben hayatımda burada öğrendim yani böyle bu kadar oynamayı. Ama şey...
enerjisi yüksek olunca da doğal olarak izleyenler de öyle enerjiyi orada buradan alıyorlar abi, sizden alıyorlar. Ben evet. De zaten hiç oynamayı sevmem normalde. Hiç yani sevmezsin evet. Sevsen ne olacak? Valla sevsen ne olacak değil mi? Şimdi şöyle bir şey vardı, soru hazırlamıştı Yağmur. Evet. Ben Yağmur'a ben hatırlatıyorum sorularını bu arada. Serkan'ın böyle o kadar hani hayran, bayan hayranları falan da var. Evet. Onları da böyle şimdi onlara merak da edebileceği, onlara da etkileyecek bir soru sor bakalım mesela neymiş? Ufuk'ta yani şu an ciddi bir ilişki var mı? Ufuk'ta evlilik var mı? Yani sen aşk şarkıları söylüyorsun. Genç kızlar senin hayranın, takipçilerin. Yaralı mısın? Nedir abi bu durum? Nescafe bile üçü bir arada, bir tek ben yalnızım. Reklam. Tam orayı tamam hocam, bip yapar ya. Ya. Abi nedir abi bu durum? Evet, şimdi sana önemli bir soru sordum. Biraz girelim. Var mı Ufuk'ta böyle evlilik falan? Abi nasip kısmet bu işler ya. Ben hiç öyle bir durum olmadı yani hayatımda. Öyle bir şey de yok yani. Evlenmeyi falan da düşünmüyorum. Böyle iyi. Abi çok güzel bir örnek oldu Serkan. Gelecek adına çok güzel mesajlar veriyor Serkan. Yani, abi hayal kırıklığına uğrayan hayranların oluyor. Buradan bence daha böyle politik bir şey olmasaydın daha iyi olur. Nasip kısmet abi. İnşallah yakın zamanda yani, o zaman gönlüne göre bir... Yakın zaman. İnşallah yakın zamanda zaten gönlüne Hüseyin göre bir... Hüseyin abim canı sağ olası ömrümü yiyor benim yani. Hüseyin Kağıt. Hüseyin Kağıt mı? Selamlarımızı evlen iletiyorum. Evlen artık. İki hafta sonra da Hüseyin Kağıt konuğumuz olacak. Aynen. Buradan aynen. Hem duyurusunu yapmış olalım. Hüseyin'e selamlar olsun. Hüseyin'le Yağmur'un da sevmeyeceğim klibi aynen. Çıkıyor zaten. Onlar da. Sevmeyeceğimi yaptık. Sağ olsun Hüseyin bizi hiç kırmıyor. Çok eskiden beri ya Hüseyin film çekeceğiz atlayıp geliyor. Hatta Allah var şimdi yukarıda, geldiği gibi de kalmıyor. Setin bütün ihtiyaçlarına da el atıyor. Ya abi yok onu ben alırım, bunu ben yap, bırakın evet, şunları falan evet, diye. Evet, evet. Gönlü geniş bir insan. Gerçekten öyle yani. Serkan'la bayağı çalıştılar değil mi Serkan? Senin? Tabii ben 3 sene bağlama çaldım Hüseyin abiye. 3 sene? Tabii 3 sene. Hem de yine beraber program da yapıyor. Sen de yapıyordun program öncesinde. Yok ben o zamanlar Hüseyin abinin bağlamacısıydım. Hüseyin evet. Abiye bağlama çalıyordum ben yani o dönemler. Buradan Emrah'a duyurulur o zaman. Emrah çalıyor şimdi. Emrah da işte. Emrah bak gelecek de sen de Serkan'ın işe çekip devam edeceksin. Hüseyin abi Allah razı olsun ondan işte. Bizi yaptı, koydu kenara. Dedi ki oğlum hadi sen işine gücüne bak. Evet. Yeter dedi yani. Daha bana bağlama Allah falan çalma. Allah razı olsun. Ama her yerde de, her yerde de senden övgüyle bahsetti. Ben şahitim. O benim abim şimdi evet. İnkar edilmez. Edemem, etmem de öyle bir karakterde insan da evet. Değilim. Hala Hüseyin abinin ekmeği karnımdadır. Evet. Allah razı olsun ondan. İşi gücü rast gelsin. Hüseyin o benim her zaman ya. Abimdir, canımdır, ciğerimdir. Aynen. Peki, onu diyor işte bana evlen deyip duruyor. Ben de ona diyorum ki ya yengem gibi bir tanesini bul getir evleneyim abi. O kadar diyorsun yani. Net bir cevap. Yani. İnşallah o zaman ne diyelim yakın zamanda bir nasip kısmet. Kısmet evet, nasip kısmet. Armağan'a da soralım mı aynı soruyu? Armağan'cığım. Ben evliyim zaten. Evlisin. Var onda. Dur yengeyle bozma aralarını. Yok yenge. Ya şimdi ben baltayı taşa vurdum ya abi şimdiden böyle. Yani o zaman hani hayranlar kısmına pek girmeyelim yani. Peki yenge bu durumlarda rahatsız mı Armağan? Alıştı ya. Şimdi sen biraz daha hani böyle popülerlik artmaya başladıkça tabii, doğal olarak hani ulaşmaya çalışanlar da çok oluyor sana. Aynen ama sıkıntı yok yani ben 2008'de evlendim. Evet. O zamandan bu zamana. Yaşı, 11 yaşında bir kızım var. Hayır maşallah. 3 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Cümlemize. İki çocuk var. Allah nasip etsin herkese aynen. Oğlun kaç yaşındaydı? 3 yaşında Rüzgar. 3 yaşında maşallah. Tam sevilecek zamanı. Şu an onlar Kıbrıs'ta. Selam olsun onlara da. Onlara da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Kıbrıs'a da oradaki bizi Allah izleyenlere. Allah Allah herkese nasip etsin. Ben çok mutluyum. Amin inşallah. İnşallah. O zaman ne yapıyoruz Yağmur şimdi sıralamayı sen biliyorsun artık. Nasıl yönlendiriyorsun bizi? Sen oku. Yok ben, abi ben siz varken bana düşmedi. Abi, oku bir tane. Ben Mehmet Hoca'dan sonra bıraktım bir tane okuyup oturuyorum abi. En son Mehmet Hoca benim miladım oldu. Ondan sonra ben şey yapmıyorum abi. Şimdi sizin gibi ustalar varken bana düşmez. Hadi. İstanbul olmaz. Yağmur'dan bir tane dinleyelim ondan sonra yine sizlerle devam edelim abi. İsteğim vardı, onu yapayım. Önce bir. Kırşehir Kaman'dan bizi izleyen dostlarımıza da selam olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Bir derdim var
Ya ne güzel oldu ya vallahi böyle. Aynen. Aradan yani Serkan girdi şov yaptı son dakika. Aynen süper oldu. Serkan şov. O zaman bir tane de hareketli yapalım aynen. Aşıksın. Thank you.
aşıksın aşıksın. Aşıksın, aşıksın. Harika oldu. Şimdi şöyle yapacağız. Artık programımızın sonlarına doğru geliyoruz evet. Sonlara gelirken. Su gibi aksi geçti. Ya nasıl vallahi nasıl güzel oldu ya. Güzel bir program olmadı mı ya? Çok Armağan ne oldu yorgunsun sen? Yo ben çok eğlendim. Abi yorgunsun valla çok böyle. Enerji düştü mü yoksa? Yo yo çok yorgun değilim. Öyle değil mi? Armağan sanki orada kenarda böyle. Hani, yo ben valla çok eğlendim. Bugün çok eğlendim gerçekten. Ben seni sen kaldırdın beni. Ama evet, ben tam onu söyleyecektim. Ben uyandırdım seni. Ya program öyle zaten. İnsanların uyku saatini özellikle biliyor. Aynen. Uyandırıyor. Ya biz sabah geldik yoldan. Sabah geldik. 7'de mi?
8'de yattık. Kardeşim bu olay benle başlıyor. Serkan da saat 2'den sonra yine uzun bir programı vardı Serkan'ın da. O da kırmadı sağ olsun geldi yine bizi. Aynen. Her vallahi zaman yorgun abi. Her zaman aynen. Şey. Allah hayırlı olsun. Çok güzel program. Ben çok eğlendim. Valla teşekkür. Keşke böyle biz daha uzun eğlendim. Zamanımız olsa da daha uzun uzun eğlensek. Aynen. Yok canım böyle iyi yeter. Her şeyimiz. Sen de çok zorlamadın. Ya Serkan ya yapma bana bunları. Evet şimdi hani dedim ya zaten nazlanıyorlar. Şarkıları çok, programları çok. Ne yapsın adamlar? Yoruluyorlar evet. Tabii. Arada biz de böyle onları alıkoyuyoruz burada. Benim sahneye şu an 45 dakika var mesela. Müzisyen kardeşlerim de şey yaptık. Gökhan zaten çok iyi bir çocuktur. Evet o zaman. Tabii. Gökhan'ı çok seviyoruz zaten hani normalde. Bak bütün orkestra bayıldığını söylüyor şu an Gökhan'a. O zaman kapanırken. Şöyle bir kapanışı Armağan'ın şarkısıyla yapacağız. Aynen. Menajerlik numaranızı da hatırlatayım. Evet. Bu arada destekleri için Fatih Tana ve tabii Talip Hoca. İç Anadolu Paslanmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine tercih mağazaları sahibi Gürkan Akyüz'e buradan çok selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar olsun. Sizlere hediyesi var, kravat hediyesi var ama biz gidip alıp gelemiyoruz abi bir türlü. O yüzden sizleri şubesine bekliyor. İnşallah. Merkezi ziyaret edeceğiz inşallah hep beraber. İnşallah. Şöyle yapalım. Armağan şarkısıyla sonlandıralım. Aynen. Sizlerin şu söylemek istediğiniz bir şey varsa yine buradan selamlar göndereceksek, ileteceksek onları iletelim. Herkese selam olsun işte yani. Serkan'ın var ya. Süper ya tavır. O zaman. Herkese selam. Herkese selam. Orkestramıza da çok teşekkür ediyoruz. O zaman Armağan'ı alıyoruz mikrofon abi şöyle. Aynısı, İki güzel hareketli şeyle bizi artık sonlandırsın. Tamam. Hadi bir yırtılalım. Kral yazıyor. Bir sağa bir sola salla, salla dertleri kurtul, içinde kalmasın apça. Yırtıl dedim bir yırtıl, o yana da bu yana da salla, salla dertleri kurtul, içinde kalmasın oyuna. Yırtıl dedim bir yırtıl, bir sağa bir sola salla, salla dertleri kurtul, içinde kalmasın oyuna. Yırtıl dedim bir yırtıl, o yana da bu yana da salla, salla dertleri kurtul, içinde kalmasın oyuna. Yırtıl dedim bir yırtıl. Sana bayi yaktım, köyü tarlayı sattım.
tarlayı sattım. Boyacıyla uşa muşa ruj derken vallahi meteliksiz kaldım. Boyacıyla uşa muşa ruj derken vallahi meteliksiz kaldım. Önce derinden baktım, şu ciğerim yoktu. 35 ikrakı kadar boyunla ortalığı birbirine kattım. Önce derinden baktım, şu ciğerim yoktu. 35 ikrakı kadar boyunla ortalığı birbirine kattım. Selam, yıkılıyorum yine. Ay şaşkın, ne bir dokuz ne elli. Senin niyetin belli, atıyor kalbin. Bana mı yürüyorsun? Ay zilli, ne bir dokuz ne elli. Senin niyetin belli, atıyor kalbin. Bana mı yürüyorsun? Ay zilli. Aşkım, tam sana geliyordum. Çamaşır makinesinin ardını kaptı. Ay. Aşkta olmaz ki gurur. Tutma kendini, sal gitsin. Fazla gurur vurur. Ne 49 ne 50. Senin niyetin belli, atıyor kalbin. Bana mı yürüyorsun? Ay zilli. Ne 49 ne 50. Senin niyetin belli, atıyor kalbin. Bana mı yürüyorsun? Ay zilli. Aşkı tam geliyordu. Anneannem doğum yaptı. Aya. Ay. Konum at söyle neredesin? Sanki yensem de nefesi. Bıktım artık ben senden. Senin Allah versin. Ne 49 ne 50. Senin niyetin belli, atıyor kalbin. Bana mı yürüyorsun? Ay zilli. Ne 49 ne 50. Senin niyetin belli, atıyor kalbin.
tutuyor kalbin. Bana mı yürüyorsun? Ay zilli. Ne 49 ne 50, senin niyetin belli. Atıyor kalbin, bana mı yürüyorsun? Ay zilli. Aşkım tam geliyordum, bisikletimin zinciri kaptı. Ay. Tercih mağazalarının sunduğu Başka Kent Show sona erdi.